İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir Arap televizyonuna verdiği röportajda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını pazarlayan bir konuma düştü. Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye kadar kolay vatandaşlık verilmiyor. Bu durum ülkemizi adeta suç örgütlerinin, uyuşturucu baronlarının hedef ülkesi konumuna getiriyor. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'na uzun bir süre önce verdiğimiz soru önergesine gelen yanıtta gördük ki iddialarımız doğru. Ülkemiz açık bir işgal altında. AKP iktidarı uyguladığı bu politikalarla işgalin adeta önünü açıyor. Ülkemizden konut olan yabancılar arasında Türkiye'de yaşayan yurttaşların belki de adını hiç duymadığı ülkeler var. Mesela kim bunlar? Antigua, Baruda, Aruba, Samoa, Botswana, Kiribati, Palau, Saint Kitts, Nevis, Liechtenstein gibi ülkelerin vatandaşları Türkiye'den konut almışlar, Türkiye'den arazi satın almışlar. Kısa sürede de bu ülkelere, bu kişilere vatandaşlık verilmiş. Ocak 2002'den Temmuz 2029'a 2023'e kadar yabancılara tam 28 milyon 320 bin 28 metre kare arsa, arazi ve tarla satılmış. Ve bu dönemde bu arazi satışlarının karşılığı ise 15.812 adet karşılığı. Tam 15.812 adet arazi ve tarla satılmış. Bu tablo ülkemizin karşı karşıya kaldığı tehlikeye işaret ettiği gibi sorumluluk makamında olanları derhal işgali durdurmaya çağırıyoruz. Bu açık bir işgal ve bu açık işgali durdurmaya çağırıyoruz. Ya bu işgali durdurun ya da işgal ettiğiniz makamlardan istifa edin.